İstanbul Moda Konferansı sürdürülebilir modayı konuşacağız demiştik bu bölümde. Ben bu bölümün çok değerli moderatörü ve katılımcılarına sözü bırakacağım. Fazla vakitlerini almayacağım ama onları anons etmek isterim. Öncelikle sevgili moderatörümüz benim görevimi kendisi devralacak. Mehtap Elaydi, moda tasarımcısı. Hoş geldiniz Mehtap Hanım. Aynı zamanda Teen kurucu ortağı Burak Çakmak bizlerle olacak. Ve George CEO'su Christine Savilia bizlerle olacak. Ve TYH Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Mehmet Kaya da bizlerle. Ben sözü değerli moderatörümüze bırakıyorum ve kolay gelsin diyorum. Teşekkürler. Hello everyone and welcome to the 13th Istanbul. Herkese teşekkür ediyorum. Herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Benim için bu oturumun moderatörü olmak çok büyük bir onur aslında. Ve bugün konuşacağımız konu herkesin uzun bir süredir çok da konuştuğu modadaki sürdürülebilirlik konusu. Moda endüstrisine 3 farklı perspektiften bakacağız. Çok kıymetli 3 misafirimle birlikte ki her birisi kendi alanının uzmanı. İlk konuğumuz Sayın Burak Çakmak. Parsons School of Design'ın kurucu ortaklarından birisi kendisi. Kendisi bizimle sürdürülebilir iş stratejileri konusundaki görüşlerini paylaşacak ve sürdürülebilirlikle ilgili bu moda okullarının önümüzdeki yıllarda nasıl faaliyet gösterebileceğiyle ilgili fikirleri söyleyecek. Önümüzdeki yıllarda neler yapabileceğimizi konuşacak. Ardından konuşmacımız Jour adlı dijital platformun CEO'su olan Christine Savilia olacak. Ve perakendicilerin dünyanın her yerinde birlikte çalıştığımız perakendicilerle ilişkilerimizi nasıl yönetebileceğimizden bahsedecek ve modanın satış ve pazarlama alanındaki etkilerinden ve önümüzdeki yıllarda nelerin beklenebileceğinden bahsedecek ve moda endüstrisine toplam etkisinin ne olduğundan bahsedecek. Ardından üçüncü konuşmacımız olan TYH Tekstil'in yönetim kurulu başkanı, çok iyi tanınmış bir firmanın yönetim kurulu başkanı Selçuk Mehmet Kaya, birçok farklı markanın yaratıcısı oldu kendisi yıllardır ve sürdürülebilirlik konusunun kendi üretim sürecini nasıl etkilediğinden bahsedecek. Bu dönemde siparişlerin ve sürecin nasıl değiştiğinden, geliştiğinden bahsedecek. 360 derece perspektiften, yani her açıdan bakmış olacağız bu konuya sayın dinleyicilerimizle birlikte. Burak merhaba. Seninle başlayalım. Öncelikle bizim davetimizi kabul ettiğin için ve kıymetli görüşlerini bizimle paylaşacağın için, ilk dijital ortamımızda paylaşacağın için teşekkür ediyorum. Sen New York'ta Parsons School of Design'ın 5 yıl dekanlığını yaptın. Şimdi de ThinkCon'un kurucu ortağısın. Ben bir tasarımcı olarak, moda tasarımcısı olarak müfredatta ne gibi değişiklikler yapıyorsun? Yapıldığını merak ediyorum son yıllarda ve özellikle sürdürülebilirlik alanında bu endüstrinin tamamına nasıl bir etki yapacak acaba? Hello everyone, it's a pleasure to be here. Herkese selamlar. Burada olmak çok güzel. Ben de hepinizin geri bildirimlerini almayı bekliyorum heyecanla. Öncelikle şunu söyleyeyim, müfredat bütün okullarda çok ciddi bir şekilde evrim geçiriyor ve biz endüstrinin kalitesinin müfredattan doğrudan etkilendiğini hepimiz biliyoruz ve etrafımızda olup bitenlere uyum sağlamaya çalışıyoruz hepimiz. 1990-2000'lerde her şey çok hızlı büyüyordu. Birçok tasarımcı okullardan etkileniyordu, buralardan bir şeyler öğreniyordu ve bizim için çok önemli bir etkisi oluyordu. Sonuç olarak biz eğitimciler olarak bu süreçte çok önemli bir rol oynadık ve
recognizing that the system cannot continue this way going forward. And as a result, we have broken bunun down sonucunda to the curriculum. We looked at the whole müfredatımızı çok değiştik. We basically recognize that ve şunu fark ettik ki to the end user. Nihai tüketiciye ulaşmamız lazım. Addressing issues around raw material production and ve ham madde üretim satış systemic way. And to be able to do bunu sistemli bir şekilde yapmamız gerekiyor ve one of the issues for design has been that the business model has to evolve. Burada tasarım modelinin değişmesi gerekiyor ve tasarımcıların da but they are not thinking about bunu düşünmesi lazım. Ama tasarımcılar maalesef bu bağlantının toplama olan etkisini göremiyorlar. But upside down, biz we wanted to put the user in the same şunu yapmak conversation. İstiyoruz. Bunu so da think about diyaloğa, not only, konuşmaya katmak istiyoruz. Something that's attractive, but also think tasarımcılar about what sadece cazip bir şey yapmakla, bir şey tasarlamakla yetinmemeli. Aynı zamanda bunun also, nihai etkisini de göz önünde bulundurmalı. Hem especially in the production process. Özellikle üretim sürecinde ne gibi etkilere yol açabildiklerini göz önünde bulundurmalı. Burada her açıdan göz önüne alınması gereken şeylerden bir tanesi sürdürülebilirlik. Bu süreci göz önüne almamız gerekiyor. The collection itself. Koleksiyonun kendisi kadar real challenges they see around them. So many interesting examples came out of that. Çok ilginç bir takım örnekler ortaya çıktı bunun sonucunda. There was less of a focus on putting collections on the runway itself. Koleksiyonları sadece burada podyuma çıkarmaktan ibaret değil mesele. So we had designers really think about working with different communities with underprivileged backgrounds. Daha geniş bir arka plandan bu konuya yaklaşması lazım. Individuals that have visual impairments, people that are in wheelchair, all the way to communities that are living in yani tekerlekli sandalyede olan kişilerden designers that are studying at Parsons. Parsons'ta eğitim alan kişiler and looking at how bu to design products gruplarla da to çalışıyor needs. Ve bu gibi grupların ihtiyaçlarına cevap veren ürünleri nasıl tasarlayabileceklerine bakıyorlar ve bu sürece dahil olarak bir yandan da modanın heyecanını kendi maceralarına, yolculuklarına katmaya çalışıyorlar. Creating another collection that's going to be sold. Bu aslında daha sonra yine that the designers are recognizing çözülmesi that gereken bir sorun olacak. Tasarımcılar da giderek şunun farkına varıyor. Because there are too many satışlarını yapmak çok daha zorlaşıyor çünkü çok fazla tasarımcı so ve çok fazla ürün var. Yani nasıl repeating the same cycle aynı döngüyü tekrarlamadan bunu yapabileceklerini so, bulmaları gerekiyor. Biz yeni iş modellerini destekliyoruz ve bunu da tabii ki tedarik zinciriyle birlikte yapmak gerekiyor. Is very much focused on how is technology impacting the value chain. Nasıl teknolojinin değer zincirini etkilediğine bakmamız lazım. Including new models such as rental of existing products, sharing products. Yani mevcut ürünler, paylaşımlı ürünler, ikinci el ürünlerin kullanımı gibi birçok şey sadece bir marka anlamında. Okay.
So do you think that fashion in that sense will evolve to more functionality? Sizce bu anlamda moda daha işlevsel mi oldu? We're seeing a demand for more functionality from consumers, but also evet, belki daha fazla işlevsellik var ama bir de daha fazla amaç var. Biz bunu daha çok daha amaca yönelik yapmaya çalışıyoruz. Çünkü burada tasarımcılar bir heyecan yaratıyor. Evet, ama başka hangi amaçlara hizmet ettiğine dair bir mesaj aktarmıyor. Güzellik tabii ki bu amaçlar arasında yer alıyor. Ancak toplumun o kadar çok sıkıntısı, zorlukları var ki nasıl daha derin bakabileceğimizi ve modanın sadece kişisel alımdan elde edilen zevkin ötesine nasıl geçebileceğine de bakmamız lazım. Mevcut değişiklikler sadece Parsons'ta değil, başka birçok okulda farklı toplum gruplarıyla moda anlayışının ötesinde nasıl temasa geçebileceğimizle de ilgileniyor. Yani bir sadece tasarım ürünü olarak bakmayıp yeni modellerle bu ürün sürecinin genel etkisini nasıl geliştirebileceğimize bakabiliriz. Christian, merhaba. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bizim programımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Biz gerçekten çok iyi bir işbirliği yapıyoruz Mercedes-Benz'le İstanbul Moda Haftası için ve orada koleksiyonlarımızı sergiliyoruz olası alıcılara ve perakendecilere. Ben senin de fikirlerini almak istiyorum. Sürdürülebilirlik acaba nasıl etkiledi ve satışları ve pazarlamasını nasıl etkileyecek? Ve bu geçmiştekinden artık daha da önemli bir hale gelmeye başladı. Herkes bu soruyu soruyor. Bu nasıl etkiliyor moda endüstrisini? Sadece şu ana dair değil ve nasıl kalıcı bir etki yaratacağına dair moda endüstrisinin satış ve pazarlamasında. Merhaba herkese, günaydın. New York'tan günaydın. Ben Jure'un CEO'suyum. Bugün beni ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Evet, bence pandemi gerçekten şunu daha da belirginleştirdi. Moda konusunda gidişat çok iyi değildi çevre açısından ve sürdürülebilirlik açısından ve bu çok önemli bir fırsat verdi bize. Ve şu anda biz görüyoruz ki birçok noktada perakende alım ve satımın dijital olarak yapılması çok daha iyi. Mercedes-Benz moda haftasında birlikte çalıştığınız gibi söylediğin gibi biz sanal showroomlar oluşturduk ve 86 bin tane perakendeciye ulaşabildik. Biz ürünleri 360 derece görüntülemeyle, video kullanarak sunuyoruz, gösteriyoruz. Yani artık her perakendeci için ayrı bir numune, her birisi için ayrı bir showroom gerekmediğini gösterdik. Yani teknolojiyi kullanmaya odaklanırsanız ve dinamik showroomlar yaratabilirseniz işinizi oradan da yapabilirsiniz ve iş sürekliliği anlamında ve mevcut işinizi korumak anlamında değil, sadece sanal bir şekilde bunu yaparak erişiminizi de normal erişiminizin çok ötesine geçirebilirsiniz. Biz İstanbul Moda Haftası örneğinde verdiğiniz gibi olumlu bir şekilde bütün bu Türk markalarını global bir kitleye tanıtabildik ve bu kadar kolay veya ucuza yapılamazdı ya da çevreye bu kadar az etki yaratarak yapılamazdı eğer dijital olarak yapılmasaydı. Bu yüzden sürdürülebilirlik anlamında açıkçası eskisi kadar çok seyahat etmeye gerek olmadığını anladık. Jure olarak biz dijital etkinliklere inanıyoruz ama büyük olayların, büyük etkinliklerin yine de yüz yüze yapılması gerektiğine inansak da eskisi kadar çok olmasına gerek yok. Bu sanal showroomları oluşturarak
Bütün bu bağışlarla bunu yaptığımızda kanepelerinden perakendecilerimiz alımlarını yapabiliyor. Ve teknolojiyi kullanarak alıcı tarafında 360 derece görüntüleme ve videolarla markalardan satın almalarını, belki hiç adını duymadıkları, bir haber oldukları markaları satın alabilir hale geldiler. Aynı zamanda bu seyahat faaliyetlerinin karbon ayak izini arttırmadaki etkisini de göz önüne alacak olursak ne kadar etkili olduğunu anlayabiliriz. Diğer bir noktada bizim Jour'un trade show ürünümüz var. Bu da sürdürülebilirliği çok etkiliyor. Çok fazla seyahat yapılıyordu ticaret ve sanayi fuarları için, trade show'lar için. Bu sanal standlarla, sanal kiosklarla, sanal pavyonlarla 16 tane etkinliğin ev sahipliğini yaptık. Moda haftaları da aralarında olmak üzere. Böylece bu satın almayı, ticareti, alışverişi artırıyor. Daha kapsamlı bir deneyim haline getiriyor. Bütün çünkü standları, kioskları, pavyonları gezebiliyorlar ve bunu çok daha hızlı bir şekilde de gerçekleştirdikleri için satın almalarını kolayca sürdürülebilir bir şekilde yapabiliyorlar kanepelerinin rahatlığında oturmuş haldeyken. Bu da kalıcı bir değişim yaratacak Jour'un bakış açısına göre. Belki tamamen dijitale geçmeyebilir ki muhtemelen de öyle olmamalı. Ben de eski bir satın almacıyım, alıcıyım ve ben de bu etkinlikleri ve showroomları çok seviyordum ve tabii ki insanları görmenin, onlarla temasta olmanın, orada o anı paylaşmanın çok önemli bir etkisi var. Ancak tarihe bakacak olursak, bizim işimizin geçmişine bakacak olursak, tüketicilerin durumuna bakacak olursak, 20 yıl önce e-ticaret başlamıştı ve hepimiz aman tanrım web siteleri kurmamız lazım dedik ve e-ticaret siteleri kurduk ve daha sonra Pure Plate e-ticaret başladı. Yani sadece e-ticarete mahsus siteler açılmaya başladı. Ve bunlardan birçoğu fiziksel lokasyonlarda açtı. E-ticaret olarak başlamalarına rağmen bir piyasa satın alma gözüyle bakacak olursak aslında fiziksel varlığında çok önemli olduğunu biliyoruz. Ve hem perakende B2B dijitalleşmesinde olduğu gibi pandemi de burada bizi belki şu anda tam olarak tamamen dijitale geçemeyeceğiz. Ama bu bizim için çok önemli bir kanal olacak. Daha az etkinlik olacak belki. Biz artık iPad aplikasyonlarımızı kullanıyoruz. Pandemiden önceki ne göre çok fazla dijital kanal ve aplikasyon kullanıyoruz. Ve bu etkinliklere dijital olarak katılıp dijital ayak izimizi azaltıyoruz. Ben şunu söylemek istiyorum. Aslında daha hibrit bir çözüm olacak zannediyorum gelecekte. Yani dijital olacak, evet, ama bu fiziksel bir şovun olmayacağı anlamına da gelmiyor. Çünkü moda dediğimiz şey dokunmakla, hissetmekle, görmekle çok ilgili. Dijital ile fizikselin bir orta yoluyla hibrit, melez bir yol bulunacak. Öncelikle davetimizi kabul edip geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum bu iyi dijital platformumuza. Siz firma olarak çok uzun zamandır dünyanın belli başlı markalarına üretim yapan bir firmanın başındasınız. Sanıyorum sürdürülebilirlik olayı müşterileriniz tarafından da firmanız tarafından da yakından takip edilen bir konu. Burak Bey'in ve Kristin'in de söyledikleri ışığında sizden de sürdürülebilirlik kavramının aslında nihai adım sizsiniz çünkü tasarımın ürüne dönüştürülmesinde sizde gerçekleşiyor olay. O yüzden sizden de bu yeni oluşan şartlar doğrultusunda üreticileri nasıl bir strateji değişikliği bekliyor ya da bu konuyla ilgili zaten sizin yapmış olduğunuz değişiklikler varsa onları dinlemeyi çok isteriz. Bir de
Son olarak bunun kalıcı etkileri ne olacak üreticiler nezdinde? Yani bu yaşadığımız sürecin ve sürdürülebilirlik kavramının artık vazgeçilmez bir unsur olması durumunda üreticileri ne şekilde strateji değişiklikleri bekliyor? Onları sizden duymak istiyoruz. Yaşadığımız bu pandemi dönemi getirdiği pek çok krizin yanında bize özellikle bu ve benzeri toplantıları yapmak gibi de dijital fırsatları da beraberinde getirdi. Sanıyorum bütün sosyal hayatımız gibi tekstilin de yeni normalleri oluşmaya başladı diye düşünüyorum. Hem Burak Bey'in hem de Kristin Hanım'ın yaptığı açıklamalar aslında pazarda ve eğitim alanındaki ihtiyaçları ve değişimleri biraz ortaya koydu gözüküyor. Tabii biz işin realizasyonunu yapan, bütün hayallerin gerçekleştirdiği veya gerçeğe dönüşüldüğü birim olan halkı olduğumuz için bu tedarik zincirinin içerisinde konuyu doğru algılamamız gerekiyor. Aslında Türkiye'deki tekstil ve hazır giyim endüstrisi, özellikle hazır giyim endüstrisi ciddi bir transition içerisinde. Başından bu yana bu var. Ben sustainability, sürdürülebilirliği şöyle alıyorum. Aslında temelde bir kaynak kullanımından bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dünya üzerindeki kaynakların sınırlı olduğunu artık hepimiz her şekilde öğrenmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla bu sınırlı kaynakların sınırsız istekleri karşılayabilmesi çok da mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla biz doğru ihtiyaçları tespit ederek ilerleyebilirsek daha doğru bir iş yapmış olacağımızı düşünüyorum. Türkiye'deki hazır giyim endüstrisinin temsilcileri de bu konuda müşterilerinin beklentilerini en iyi şekilde yerine getiren halka olma konusunda gerekli adımları attılar. Şimdi bizim baktığımızda bu düzenlemeyi yaparken imalat birimlerinde üretici de nasıl bir karşılık buldu? Ben kendi firmamdan hareket ederek bunlara açıklık getirmeye çalışayım. Biz TYH'de sürdürülebilirlik olayını 3 boyutla ele alıyoruz. Öncelikli olarak ekolojik boyutu, ikinci olarak sosyal boyutu, üçüncü olarak da yönetsel boyutu. Ekolojik boyutu zaten korumamız gereken 3 tane temel konu var. Bunlardan bir tanesi su. Çünkü dünyada en kıt kaynakların başında gelen su, maalesef bizim sektörümüzde dünyanın petrol endüstrisinden sonra en çok kirleten endüstrisi olduğu için biraz önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla daha az su kullanacağımız veya doğal kaynaklara, doğal su kaynaklarına daha az vereceğimiz metodolojileri hızla geliştirmemiz lazım. Dolayısıyla bu yapılanmanın içerisinde yeni nesil teknolojilerin mutlaka yaşanıyor olması lazım. Havanın temiz tutulması lazım çünkü insanların bu şeylerin özgürlüğünün elinden alınmaması lazım. Biz buna bir kurumsal yaklaşım olarak getireceksek tabii ki TYH'nin önceliği de insandır. İnsan öncelenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bütün bu yaptığımız çalışmaların içerisinde biz kendi açımızdan bu 3 başlık altında da ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ekolojik açıdan bakarsak özellikle Rana Plaza olayından sonra iş sağlığı ve işçi güvenliği konusu bence hazır giyim endüstrisinin en önemli sorunlarından biri olduğunu ortaya koymuştur. Baktığımızda dünyadaki gelir dağılımı adaletsizliği, küresel göç dalgaları, nüfus hareketlilikleri bunlara baktığımızda bir sürü dengesizlikler oluşmuş durumda. Dolayısıyla bizim ülkemizde yaptığımız üretim birimlerimizde bütün bu beklentilere cevap verebilen ve bunu yaparken de herhangi bir şekilde kaçamak yol tercih etmeyen, olması gerekeni en iyi şekilde pratik eden işletmelere ihtiyacımız var. Yani iyi örneklerin çoğalması lazım. Biz yeni yaptığımız tesislerimizde mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak enerji ihtiyacımızı karşılamaya çalışıyoruz. Tesislerimizin üzerindeki güneş enerjisi panelleri marifetiyle kendi ihtiyacımızı karşılayacak enerjilerimizi üretmeye başladık ve bu konuda diğer tesislerimiz için çok sayıda işletmemiz var ve bu işletmelerimizin mümkün olan hemen hemen hepsinde aynı uygulamayı gerek rüzgar enerjisiyle gerek de güneş enerjisiyle yenilenebilir enerji kaynağından temin etmeyi planlıyoruz. Çünkü iyi örnek bunlardan bir tanesi olmak bizim için çok önemli. İkinci baktığımızda normal yağmur rejimine göre yağmur suyu toplama çalışmalarımızın sonucu olarak neredeyse ortalama yıllık 80-85 günlük su ihtiyacımızı yağmur suyu birikimiyle sağlayabildiğimizi tespit etmiş bulunuyoruz. Bu bizim için çok önemli bir avantaj ve uygulama olduğu için de diğer birimlerde de bunu yapmak istiyoruz. Dolayısıyla bizim ihtiyacımız bunlarla ilgili konuları daha kalıcı ve sürdürülebilir bir hale getirmekten ibaret olsun istiyoruz. Diğer taraftan baktığımızda sosyal konularla ilgili konulara geldiğimizde biraz önceki konularda da İsa Bey'in de söylemiş olduğu gibi bizim üniversitelerle veya meslek yüksek okullarla yapacağımız çalışmaları biz
şeye indirgedik, liseler düzeyine indirgedik ve özellikle meslek liselerindeki çalışmalarımızı da arttırdık. Kendi atölyelerimizin içerisinde eğitim için dershaneler açtık. Yalnızca dershaneler açmakla yetinmedik. Bu oralarda ders verecek olan hocalarımızın da eğitimine katkıda bulunmaya başladık. Sektör ihtiyacı olan durumları tespit ederek birlikte hareket edeceğimiz bir sistem üzerinde çalışmaya başladık ve bunda çok fayda gördük. Hem ara eleman ihtiyacımızı yetiştirilmiş nitelikli insanlardan oluşturmaya başladık. Hem de üniversiteyi kazanamayan lise mezunu arkadaşlarımızın da meslek hayatına doğru düz girip bir iş sahibi olmalarını sağlamış olduk. Diğer taraftan okullara da sanayi atölyeleri yapmaya başladık. Özellikle bu liselerde yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de buydu. Ve böylelikle de sosyal amaçtaki yaptığımız şeyleri geliştirmiş. Toparlayalım. Mehmet Bey, rica edeceğim. Sonuna geldik süremizin çünkü. Evet, yönetsel anlamda ise özellikle genç jenerasyondaki arkadaşlarımızın bu tür yönetsel bütünlüklerin içerisine girerek karar verici unsurlar olması konusunda da çok çaba sarf ettik. Yani bizim aslında baktığımızda Türkiye'deki hazır giyme enstitüsünün son sözü olarak söyleyeceğim belki bu olabilir. Evet. Hızlı moda anlayışının getirdiği kullanat tarzı giysilerden çıkıp daha nitelikli, beklentilere daha iyi cevap verebilen, kaliteli ve ülkenin standartını yukarıya çıkaracak olan üretim birimlerini yaratmaya çalışıyoruz ve bu grup ürünleri üreterek katkıda bulunuyoruz. Mehmet Bey, çok teşekkür ederim katkınız için. TYH Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Mehmet Kaya bizlerleydi. Aynı zamanda JOR CEO'su Kristin Savilya sanırım New York'tan değil mi? Evet. Bizlere bağlantı. Amerika kıtasına kadar uzandık. Çok teşekkür ediyoruz. New York'a buradan selamlar, sevgiler diyelim. Ve aynı zamanda Burak Çakmak bizlerleydi. TİN kurucu ortağı Burak'a da çok teşekkür ediyoruz. Ona da selamlar. Ben değerli moderatörüme de çok teşekkür ediyorum. İlk kez sanırım değil mi bir moderatörlük deneyimi oldu? Moderatörlük daha önce yaptım çok ama ekran karşısında ilk defa. Evet. Bence başarılıydınız. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Değerli moda tasarımcımız Mehtap Elaydi bu bölümde bizlerleydi. Dönüyorum arkama. Cem Ceminay yine karşı. Ya biz burada... %100 canlı. Evet, %100 canlı. Dönüyorum Cem Ceminay. Sağıma dönüyorum, soluma dönüyorum Cem Ceminay. Ben devamlı buradayım. Devamlı oradasın. Sürdürüyorum yani. Bu evet. 13. konferansı. Bir kere sevgili Mehtap Hanım son derece başarılıydı bir moderatör olarak. Evet. Harikaydı hatta. Ne zaman isterse benim radyoda partnerim olabilir. Teşekkür ne zaman isterse. Cem Ceminay da çok sürdürülebilir anladığım kadarıyla. Evet, buyurun. Evet. Mehtap Hanım'a bir sorun var. Kendisi son derece başarılı ve deneyimli bir moda tasarımcısı. Yeni normalde benim anladığım kadarıyla bugünkü konuşmalardan moda sektöründe değişime uyum sağlayan, yaratıcı, doğayla barışık, cesur, vizyon sahibi olan girişimciler ve tasarımcılar başarılı olacak. Acaba bu konuda bir sihirli bir formülü var mı sevgili Mehtap Hanım'ın? Kısa bir formül. Böyle evet, formül keşke, ya. Formül keşke olsa da. Ama benim bir şeyim var. Çokça genç tasarımcılarla paylaştığım. Maalesef yok o modada. Hep diyorum ki artı 2 artı 2 modada 4 ederse korkun. Ya tesadüftür ya yanlış hesaptır. Dolayısıyla bunun maalesef standart bir çözümü yok. Ama dediğiniz gibi nitelikli düşünce ve sosyal değerleri bir arada tutan tasarımlar artık gündemde olacak. Çünkü yeni gelen jenerasyonlarla birlikte talep bu yönde olacak. Sonuçta modada da bir ticaret yapıyorsunuz. Talepler sizi evet. yönlendiriyor. O yüzden bence şöyle bir şey söyleyebilirim. Sürdürülebilirlik birkaç sene öncesine kadar bir farkındalıktı. Evet. Bugün artık modanın itici gücü şeklinde yani onu yok sayamayacağınız bir noktada. Dolayısıyla şimdilik verebileceğim tek şey sürdürülebilirlik mutlaka olmalı. Ondan sonra da Allah hepsine yardım etsin. Mehtap Hanım çok teşekkürler. Sorumun cevabı belki benim... Sorumun içinde vardı. Cesaret gerekiyor öyle değil mi? Kesinlikle. Peki. Evet, iki kere evet. iki de dört etmiyormuş formül dedik. Böyle bir formül yok. Çok teşekkürler sevgili Mehtap Elaydi moda tasarımcısı. Cem Ceminay sen sürdürülebilir olmaya devam et lütfen. Tamam, sen oradasın sana yine döneceğim. Moda konferansımız devam ediyor. Renkli bir şekilde Cem Ceminay bizlerle çok önemli değerli katılımcılarla oturumlarımızı sürdüreceğiz. Kısa bir ara ardından hemen karşınızdayız.